Evet arkadaşlar, ilk Türk devletlerinde kültür ve uygarlık ünitesinde hukukta kalmıştık. Hukuk, devlet ve vatandaş ilişkileri ve vatandaşların kendisi arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür. Arkadaşlar, Türklerde yazılı hukuk yoktur. Yazısız geleneklerden oluşan kurallara da töre denilmekteydi arkadaşlar. Töre hükümleri sadece kurultayda değiştirilebilir, ancak bazı hükümler asla değişemez arkadaşlar. Anayasada olduğu gibi. Başlarında yargan veya yargıcı denilen hakimlerin bulunduğu mahkemeler adli suçlara bakarken, Kaan'ın başkanlık ettiği Yüksek Devlet Mahkemeleri de bulunmaktaydı arkadaşlar. Bu mahkemelerde siyasi suçlara bakmaktaydı arkadaşlar. Törenin değişmez hükümleri vardı arkadaşlar. Bunlar adalet, iyilik, eşitlik, İnsanlık. Arkadaşlar bunlar kesinlikle değişmez hükümlerdir törenin arkadaşlar. Türk töresi ilk kez Uygurlar döneminde arkadaşlar yazılı hale getirilmiştir. Bu da yerleşik yaşama geçmelerinin büyük bir etmenidir arkadaşlar. Ve nota baktığımızda Türklerde ilk anayasa 1876 yılında 2. Abdülhamit tarafından uygulanmaya konulan kanuni esasidir arkadaşlar. Türklerin ilk anayasası arkadaşlar. Ve arkadaşlar, ilk Türklerde uygulanan bazı cezalar vardı arkadaşlar. Bu cezalar nedir? At veya madenden yapılmış eşya çalmak arkadaşlar. Bunun sonucunda 10 misli ödetilir. Ordudan kaçma, vatana ihanet, adam öldürme, barış zamanı başkasına kılıç çekme arkadaşlar. Bu direkt idamla sonuçlanıyordu. Hayvan kaçırma ve kaçıranın malına el koyma ve hayvana ve hapis cezası verilmekteydi arkadaşlar. Başkasının kolunu kırmak arkadaşlar, kıranın atına el koyulmaktaydı. Hafif suç ve kabahatlerde ise arkadaşlar en fazla 10 gün hapis veriliyordu arkadaşlar. Türklerde konar, göçer yaşam sebebiyle arkadaşlar hapis cezaları kısa süreliydi. Ve İslamiyet'in kabulüyle törenin yanında şer'i hukuk da arkadaşlar uygulanmaya konulmuştur. Arkadaşlar, Türkler İslamiyet'i kabulden sonra dine aykırı töre hükümlerini ya terk etmişler ya da İslam dinine uygun hale getirmişlerdir. Arkadaşlar, Türklerde hukuk davalarına yargıcı denilen görevli bakardı arkadaşlar. Örnek sorumuz, aşağıdaki terimlerden hangisi eski Türklerde töre hükmü değildir arkadaşlar? Kişilik, yargıcı, uzluk, tüzlük arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eski Türklerde töreyle alakalı hükümler nelerdi? Kişilik, uzluk, tüzlük, ancak yargıcı neydi arkadaşlar? Türklerde hukuk işlerine bakan görevliydi. Yani töre hükmü değildir arkadaşlar. Hukukla alakalı bir bakandır arkadaşlar kendisi. Ve Türklerde gelenek ve göreneklerden oluşan devlet vatandaş ilişkilerini düzenleyen yazısız hukuk kurallarına ne deniliyordu arkadaşlar? Türklerdeki hukuk neydi arkadaşlar? Yazısız hukuk töreydi arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı, töre olacak arkadaşlar. Ve Türklerde yazı ve dil ve edebiyat arkadaşlar. Türklerde en eski yazı örneği M.Ö. 5. yüzyıla dayanan Esik Kurganı'nda bulunan Kırık Kap üzerinde rastlanmaktadır arkadaşlar. Türkler tarih boyunca farklı alfabeler kullanmışlardır. Bunlar Köktürk alfabesi, Uygur alfabesi, Arap alfabesi, Kiril alfabesi ve günümüzde hala kullanmakta olduğumuz arkadaşlar Latin alfabesidir arkadaşlar. İşte bu alfabelerden örnekler arkadaşlar. İşte Köktürklerin, Uygurların Arap alfabesi, Latin alfabesi arkadaşlar, Kiril alfabesi arkadaşlar örneklerini görmekteyiz. Köktürk ve Uygur alfabeleri milli alfabelerimizdir arkadaşlar. Günümüzde Latin alfabesi kullanan Türkler, İslam döneminde, Arap, Rus yönetimi döneminde yani Türkiye Cumhuriyetlerde Kiril alfabeleri kullanılmıştır. Uygur Türkleri kağıt ve matbaa kullanarak önemli eserler vermişlerdir arkadaşlar.
Çince'den Uygurca'ya çevrilen Altın Yarık, yani Budizm'e ait ahlak kitabı. Ayrıca 8 Hükmek ve 2 Kardeş Hikayesi Uygurlardan günümüze kalan önemli eserlerdir arkadaşlar. Dil Türkçe, Ural Altay dil ailesinin Altay grubu içinde yer alan sondan eklemeli bir dildir arkadaşlar. Moğol, Kore ve Mancur dilleri de Türkçe gibi Altay kolundandır. Edebiyat, duygu, düşünce ve hayallerin sözle yazı halinde etkin anlatımına edebiyat denir arkadaşlar. Türk edebiyatını iki dönemde inceleriz. Sözlü ve yazılı olarak İslamiyet öncesi sözlü edebiyat dönemidir. İslamiyet sonrası yazılı dönem olarak ikiye ayrılmaktadır arkadaşlar. Sözlü Türk edebiyatı ve bunların en önemli eserleri arkadaşlar destanlardır arkadaşlar. Uygurların Türeyş ve göç destanları vardır. Hunların Oğuz Kağan, Kırgızların Manas destanı ve dünyanın en uzun destanıdır Manas destanı. Köktürklere ait Ergenekon ve Bozkurt destanları vardır. Sakaların Alper, Tunga ve Şu destanları önemlidir arkadaşlar. Kırgızları burada bir daha almış. Yanlışlık olmuş. Yukarıda tekrar görmüştük arkadaşlar tabloda. Sav, Koşuk ve Sagular da Türk sözlü edebiyatının önemli eserleridir arkadaşlar. Sözlü edebiyat döneminde Sav, Koşuk ve Sagu vardır. Sagu arkadaşlar ölen kahramanın ardından Yuğ'da yakılan ağıttır arkadaşlar. Yuğ'da gördüğünüz gibi arkadaşlar ölümden sonraki düzenlenen törendir. Arkadaşlar en önemlisi de Alper Tunga destanıdır arkadaşlar. Sagu'yu örnek olarak Koşuk arkadaşlar Kopuz eşliğinde şölenlerde söylenen genelde aşk ve tabiat konularını içeren mazlum şiir eserleridir arkadaşlar. Sav da günümüzde atasözü olarak geçmektedir arkadaşlar. Örnek soru aşağıdakilerden hangisi sözlü Türk edebiyatı örneği değildir? Orhun kitabeleri, koşuklar, sagular, destanlar. Arkadaşlar sözlü edebiyat adı üstünde söz olacak, yazıya geçirilmemiş olacak arkadaşlar. Koşuk, destan, sagu neydi? Arkadaşlar bunlar sözlü edebiyat dönemi eserleridir. Ancak Orhun kitabeleri arkadaşlar yazılı bir şey olduğu için sözlü edebiyat dönemine ait değildir. Cevabımız A şıkkı Orhun kitabeleri olacak arkadaşlar. Bu dönemde yazılı Türk edebiyatına baktığımızda arkadaşlar yazılı Türk edebiyatının ilk örnekleri 6. yüzyıla ait Talas, Yenisey yazıtları ve Moğolistan'da Orhun Nehri civarında bulunan 8. yüzyıla ait Köktürk yazıtlarıdır arkadaşlar. Talas ve Yenisey yazıtlarını 18. yüzyılda Esreçli bilgin Strandberg gün yüzüne çıkarmış ve ilk kez bilimsel olarak Finli bilim adamı Heykel tarafından incelenmiştir arkadaşlar. İşte Köktürk yazıtlarını görmektesiniz arkadaşlar. Orhun yazıtları diğer bir adıyla Göktürk kitabeleri, Göktürk yazıtları olarak da geçer. Orhun Nehri civarında bulunmuştur. İlk olarak İsveçli subay Strahlanberg bulmuştur. Rus bilgin Yadrinsev gün ışığına çıkarmıştır. 1893'te de arkadaşlar Danimarkalı bir bilgin William Thomsen tarafından okunmuştur arkadaşlar. Üç büyük birçok dikili taştan oluşur. Çin ve Köktürk alfabeleriyle yazılmıştır. Yollu Tigin tarafından arkadaşlar Bilge Kağan, Kültügin ve Tonyukuk adına yazılmıştır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Yazan Yollu Tigin, Bilge Kağan, Kültügin ve Tonyukuk adına yazmıştır. Ayrıca 1970 yılında Taryat anıtları da Moğolistan'da gün yüzüne çıkarılmıştır. Türklere ait bir eserdir. Bu anıtlar Uygur Hakanı Moyançor tarafından dikilmiş olup Göktürk ve Uygur tarihi ile ilgilidir arkadaşlar. Örnek sorumuz aşağıdakilerden hangisi yazılı Türk edebiyatına örnek verilebilir? Yenisey yanıtları, Alper Tunga destanı, atasözleri, Ergenekon destanı arkadaşlar. Yenisey, Talas ve Orhun yazıtları yazılı Türk edebiyatı ürünleridir arkadaşlar. Ancak arkadaşlar atasözleri dediğimiz Alper Tunga destanı arkadaşlar. Neydi? Bu bir sagu örneğiydi. İslamiyet öncesi döneme aitti. Yani cevabımız 5 Alper Tunga destanı olacak. Yazılı değil, sözlü bir edebiyat eseridir arkadaşlar. Ve bu dönemde ekonomi, Türklerde ekonomi arkadaşlar, tarım, ticaret, zanaat, sanayi ve hayvancılık gibi çeşitli kollara ayrılmaktadır.
Hayvancılık yerleşik yaşam öncesi Türklerde görülen en temel ekonomik faaliyettir. Arkadaşlar hayvancılık Türklerin geçim kaynağı hayvancılıktır. Türklerde temel ekonomik faaliyetin tarım olmaması Orta Asya'nın coğrafi özelliklerinin bir yansımasıdır arkadaşlar. Olmaması olacak arkadaşlar. Şurası Türklerin temel geçim kaynağı arkadaşlar tarım değil hayvancılıktır. Bunun sebebi de coğrafi özelliklerdir. Börk adı verilen başlıklarını hayvan kürkünden yaparlardı. Büyük ve küçük baş hayvancılık yaygın olup hayvan ve hayvan ürünleri ticaretin en temel ürünü olmuştur. Ve dokumacılığın ve halıcılığın ana vatanı da arkadaşlar Orta Asya'dır arkadaşlar. Maddi güç ve zenginliğin ölçüsü at ve koyun sürüleridir. Eğer atınız ve koyun sürünüz varsa eski Türklerde zenginsiniz demektir arkadaşlar. Türklerin milli içkisi arkadaşlar kımız kısrak sütünden yapılırdı ve hala günümüzde Orta Asya'da yaşayan Türkler kımızı kullanmaktadır arkadaşlar, içmektedir. Ve tarıma baktığımızda arkadaşlar tarım Orta Asya'nın coğrafi şartlarının izin verdiği ölçüde gelişmiştir arkadaşlar. Türklerin Ön Asya ve Balkanlara göçüyle tarımsal faaliyetler gelişmiştir. Ön Asya ve Balkanlarda tarımsal faaliyetin artması, coğrafi şartların yani verimli arazilerin ve iklim özelliklerinin olması sebebiyle ilgilidir arkadaşlar. Ve Türklerde tarlaya tarımla uğraşanlara tarıkçı veya tarıdacı denir arkadaşlar. Tarıkçı veya tarıdacı denilmektedir. Türklerde tarım ürünü olarak arkadaşlar buğday, mısır gibi bakliyatlar ile ip ve urgan yapımında kullanılan pamuk, kendir görülmektedir. Arkadaşlar Uygurlar döneminde kavun, karpuz, üzüm gibi sebze ve meyvelerin üretimi ve Çin pazarına ihraç edildiği bilinmektedir arkadaşlar. Türklerde tarımsal faaliyetleri geliştirmek için Altay ve Selenga bölgelerinde sulama kanalları açılmış. Hunlar ve Göktürkler tarafından kullanılan Tötü kanalı bu konuda en önemli örnektir arkadaşlar. Ticarete bakacak olursak eski Türk toplumlarında ticaret değiş tokuş yani trampa sistemiyle yapılıyordu. Ticareti geliştirmek ve ticaret yollarını egemen olmak için Çin, Bizans ve Sasani başta olmak üzere birçok devletle ticari antlaşmalar yapılmıştır arkadaşlar. Bilgi kutusuna bakacak olursak Orta Asya ticaretinin can damarı İpek yolu olup Türk, Çin, Sasani, Bizans savaşlarına temel sebep olmuştur arkadaşlar. Orta Asya'daki savaşların temel sebebi İpek yolu hakimiyetiydi arkadaşlar. İpek yoluna hakim olan ticarette gelişmiştir demektir arkadaşlar. Türkler komşularına canlı hayvan deri, konserve, et, kösele, hayvani gıdalar satarken komşularından tahıl, giyim eşyası, ipek ve kumaş satın almışlardır. Arkadaşlar işte tarihi İpek yolunun haritasını görmektesiniz arkadaşlar. Örnek sorumuza bakacak olursak arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi Türklerin ihraç mallarından değildir? Konserve, deri, kösele, ipekli kumaş. Arkadaşlar Türkler ipekli kumaşları ve ipek ürünlerini Çin'den satın almışlardır. Ancak konserve, deri ve köseleyi satmışlardır. Cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Türklerin kullandığı ticaret yollarından biri de Abakan bozkırlarından başlayıp İtil Kama nehirlerinin birleştiği bölgeye kadar uzanan Kürk yoldur arkadaşlar. Bu da ticaret için çok önemli bir yoldur. Bu yol üzerinde sincap, sansar, samur, tilki, kunduz, vaşak, gelincik, geyik gibi hayvanların tüy ve postlarının ticareti yapılmaktaydı arkadaşlar. Ve bu dönemde arkadaşlar madencilik. Türkler demir, altın, gümüş, bakır gibi madenleri işlemişlerdir arkadaşlar. Demircilik Türklerde milli sanat olarak kabul edilmektedir arkadaşlar. Türklerin göç ettikleri bölgelere demirciyi götürmeleri ve demiri işlemeyi öğretmeleri bölge toplumlarının gelişimine katkı sağlamıştır arkadaşlar. Ve devletin gelir kaynaklarına baktığımızda devletin başlıca gelir kaynakları arkadaşlar halktan toplanan vergiler, bağlı devletlerden alınan vergiler, ticaret yollarından alınan gümrük vergileri ve değerli madenlerden elde edilen gelirlerdir arkadaşlar. Devletin dört büyük geliri vardır ve
Sanata baktığımızda Hunlar ve Köktürkler döneminde taşınabilir sanat eserleri görülürken Uygurlardan itibaren başta mimari olmak üzere sanat alanı çeşit göstermiştir. Çünkü Uygurlardan önce arkadaşlar göçebe bir hayat olduğu için kalıcı eser bırakılmamıştır. Ancak Uygurlar yerleşik hayata geçtiği için saray ve tapınak mimarisine geçmişlerdir ve eserler, kalıcı eserler bırakmışlardır arkadaşlar. Maden işleme sanatına baktığımızda demir, altın, gümüş gibi birçok madeni işleyen Türkler bu madenlerden arkadaşlar süs eşyaları, mutfak eşyaları, askeri malzemeler ve at koşum takımları üretmişlerdir arkadaşlar. Madenden üretilen ürünler üzerine hayvan figürleri ve kıymetli taşlarla süsleme yapmışlardır. Bu sanata da hayvan üslubu adı verilmiştir arkadaşlar. Kazakistan'ın Almatı şehri yakınlarında bulunan Esik Kurganı maden işçiliğinin en güzel örneklerini sunmaktadır. İşte arkadaşlar görmektesiniz, altın elbiseli adam bu kurgandan çıkarılmıştır. Arkadaşlar Bizanslı Zemerkos ve Budist Rahip Hijen Tısank Türklerin sanatta ileri olduğunu eserlerinde anlatmışlardır arkadaşlar. Türklerde ahşap işçiliği ve ahşap üzerine değerli taş ve maden süslemeciliği önemli bir sanat alanıdır arkadaşlar. Ve Türklerde dokumacılık arkadaşlar, halı, kilim, çadırdır arkadaşlar. Türklerin dokumacılıktaki eserleri ve bu madencilikten daha bir eski sanat alanıdır. Dünyanın en eski halısı Türklere ait olup arkadaşlar Altay Dağları eteklerindeki Pazırık Kurganı'nda bulunmuş arkadaşlar. Pazırık halısı işte görüyorsunuz arkadaşlar. O dönemden kalan Pazırık halısı, Leningrad Hermitage Müzesi'nde sergilenen Pazırık halısı 289 santime batında, 2 milim kalınlığında, 10 santimetre karede 36 bin düğüm bulunan bir halıdır arkadaşlar. Resim ve heykel, Türklerde resim ve heykel önemli sanat alanlarındandır. Daha çok resim ağırlıklı yapılan süsleme eşyaları vardır arkadaşlar. Bunlarda da insan ve hayvan figürleri kullanılmıştır arkadaşlar. Uygurlar döneminde heykel sanatı ve resimde minyatür gelişmiştir. Uygur saraylarında frenk örneklerine rastlanılmıştır. Fresk, yaş duvar sıvalarının üzerine kireç suyunda eritilmiş boyalarla resim yapma sanatına ve yapılan eserlere verilen isimdir arkadaşlar. Heykelciliğin temelleri mezar taşı olan balballara dayanmaktadır arkadaşlar. Balballara dayanmıştır demiştik. Evet arkadaşlar, özellikle at, deve, keçi, fil ve koç heykelleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Arkadaşlar dediğimiz gibi heykel sanatında da resim sanatında olduğu gibi hayvan üslubu kullanılmıştır arkadaşlar eski Türklerde. Türklerin İslamiyet'e girişinden sonra resim ve heykel sanatı önemini kaybetmiş, yerine minyatür arkadaşlar, hat ve tesip gibi süsleme sanatları gelmiştir. Örnek sorumuz arkadaşlar, bu soruyu size bırakıyorum. Çok rahat çözebileceğiniz bir soru arkadaşlar. Biz konumuza devam edelim. Mimarlık, Türklerde göçebe yaşamın hüküm sürdüğü Uygur öncesinde kalıcı yapılar inşa edilmemiştir arkadaşlar. Uygurlar döneminde yerleşik hayatla birlikte evler, tapınaklar ve şehirler inşa edilmiştir. Uygur evlerinde Mani ve Buda dinlerinin etkisi görülmektedir arkadaşlar. Mimari yapıda kubbe uygulaması ilk kez Uygurlarda görülmüştür arkadaşlar. Uygurlar mimari alanda kubbe uygulamasını uygulayan ilk devlettir. Uygurlar inşa ettikleri şehirlere arkadaşlar balık adını vermişlerdir arkadaşlar. Ordu balık, beş balık gibi Hoça, Bezeklik, Turgan, Sengil ve Sorçuk önemli Uygur sanat merkezi şehirlerindendir arkadaşlar. Örnek sorumuz, mimari yapılarda ilk kubbe uygulaması Aşık Türk topluluğunun hangisine aittir arkadaşlar? Evet arkadaşlar, kubbe uygulamasını uygulayan ilk Türk devleti kimdi arkadaşlar? C şıkkı Uygurlar olacak arkadaşlar. Ve eski Türklerde müzik, eski Türklerde müzik özellikle askeri bando olarak önemli yer tutar. Türkler besteye, ır, müziğe kök, kük adını vermişlerdir. En önemli müzik aletleri arkadaşlar bu dönemde davuldur arkadaşlar. Bunun yanında nefesli çalgılar, kudüm yani timpansi bas davul, zurna, çevgan, çıngıraklı asa ve kanun arkadaşlar kullanılmaktadır. Bu aletler ilerleyen dönemlerde Avrupa orkestralarına geçmiştir. Kopuz eşliğinde halk türküleri ve kahramanlık hikayeleri söylenmektedir arkadaşlar. Hakan'ın huzurunda her gün
9 kez ır ve kök çalınması hakimiyet göstergesidir. İşte görüyorsunuz davul, zurna, kopuz, kanun arkadaşlar. Ve ilk Türk devletlerinde kültür ve uygarlık ünitesini burada bitirmekteyiz arkadaşlar. Diğer bir ünitede görüşmek üzere. Hoşça kalın.